Elimizde bu şekilde birçok pil var. Bunları bir arada tutmak gerçekten zor. Kutunun içinde karışıyorlar. Bunları böyle sırayla dizebileceğimiz bir kutu yapmaya çalışacağım. Şöyle 1,5 santim kalınlığında, 20 santim uzunluğunda tahtalar kullanacağım. Bunları yapıştırarak pil yuvalarımızı yapacağız. Silikonla şu tabanını yapıştırıyorum. İlk sınırımız olacak çıtayı da hemen tam dipten yapıştırıyorum. Şu tombik piller var. D piller bunlar. En büyük boydaki piller. Bu pillerin sığacağı alanı belirleyip ikinci tahtamızı da yapıştırıyorum. Daha sonra elimizde bulunan parçalarla bu pilleri böyle ayıracağız. İkinci sıraya C piller. Bunlar biraz daha zayıf diyebiliriz. Şöyle işte elimizde hangi malzeme varsa onunla ayırıp pil yuvamızı ortaya çıkaracağız. Hazırladığımız 5x20'lik plakalarla şöyle pilleri ayıracağız. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Pilleri almaya çalışırsak alamayız. Şu kısımları biraz inceltmemiz lazım. Yani bir oyuk oluşturmamız lazım. O yüzden bunlara şu şekilde küçük bir yol daha açmamız gerekiyor. Yani şöyle yaklaşık 1-2 santimlik bir derinlik açmamız gerekiyor. O köşeleri de keselim, ondan sonra yapıştıralım. Ara bölmelere koyacağımız tahtaları böyle hazırladım. Tam 4 tane. Şimdi buralara yapıştıracağım bunları. Pillerin genişliği kadar yapıştıracağız. O yüzden kolay. Önce pilleri yerleştiririz. Sonra altına böyle silikon. Böyle aşağıdan pili aldıkça yukarıdan geri gelecek. Üst kısmını da şöyle CD kabıyla kapatabiliriz. Düzgünce bir şekilde bir keselim. Bunun üstüne kapak olarak kapatacağım. Böylece piller şöyle çevirdiğimiz zaman dökülmeyecek. Şu baştaki dombili pillerin yüksekliği biraz fazla olduğu için buraya ek bir parça ekledim. Ayrı kapatacağım bunu. Son olarak şu üst tarafları da bir çerçeveyle kapatalım. Artık pil kutumuzun son hali bu. Bence faydalı bir şey oldu. En azından benim işime yarayacak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.